Değerli dostlar, Adana'dan İbrahim Karaykis ağabeyimizin Allah'a ve Resulüne itaat adlı yazısını arz etmek istiyorum. Günümüzde Müslümanım diyen bazı kimselerin durumları çok gariptir. Allah'ın hükmünün en doğru olduğu söylenmekte, fakat cehalet ve gafleti yüzünden itaat etmemektedir. Kur'an ve sünnete göre yaşamamaktadır. Allah'a ve Resulüne itaat etmemektedir. Hal böyleyken Müslüman olduklarını ileri sürmekten de vazgeçmemektedirler. Müslüman toplum esas üzerinde durulacak meseleleri bir tarafa atmış, yapılması önemli işleri terk etmiş, boş ve faydasız davranışlar içerisine girmişlerdir. Müslümanlar bölünmüş, parçalanmış, birbirlerine sırt çevirmiş, Allah'a ve Resulüne itaati azaltmışlardır. İmansızlık cereyanı kasıp kavururken, başörtüsü her gün gündemdeyken, kuru bir ağaç konumuna gelen Müslümanlar hala gaflet ve hıyanet içerisinde birbirlerini suçlamakta, diğerinin aleyhinde bulunmaktadırlar. Yok efendim, horozsuz tavuğun yaptığı yumurta yenir mi, yenmez mi? Müzik aleti ne içindir, helal mi, haram mı? Sigaranın hükmü nedir? Ezan-ı Muhammedi hoparlör ile okunursa caiz olur mu, olmaz mı? Gibi meselelerle zaman harcanmakta, dikkatler boş şeylere çevrilmektedir. Allah'a ve Resulüne itaat etmeyen, Kur'an ve sünnete göre İslam'ı gereği gibi bütün incelikleriyle yaşamayan, sözde Müslümanları daha da kuru bir ağaç haline getirmek, boş şeylerle avutmak, hıyanetin en büyük cinayetidir. Uyarıcı sesi duymak, kurtarıcı eli uzatmak, küfür ve zulmeti boğmak, batılı kovmak, cehaleti yenmek, hakka dönmek gerek. Müslüman, Müslümanca yaşaması gerek. Bunun için Müslüman Allah ve Resulüne itaat etmesi gerek. Bu hususta Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de mealen Nisa suresi 59. ayette: "Ey insanlar, Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden buyruk sahibi olanlara itaat edin. Eğer bir şeyde çekinirseniz Allah'a ve peygambere bırakın. Bu hayırlı ve netice itibarıyla en güzelidir." Allah Celle Celaluhu şu ayet-i kerimelerinde de mealen Ali İmran suresinin 149 ve 150. ayetlerinde: "Ey insanlar, inkar edenlere itaat ederseniz sizi geriye döndürürler de kayba uğrarsınız. O yardımcıların en iyisidir." Maide suresinin 50. ayetinde ise: "Cahiliye devrini mi istiyorlar? Yakinen bilen bir millet için Allah'tan daha iyi hüküm veren kim vardır?" Kıymetli kardeşlerim, Allah'tan daha iyi hüküm veren kimse olamaz. Aksini iddia edenlerde de iman bulunmaz. Kainatın, mevcudatın, canlı cansız bütün mahlukatın yaratıcısı Allah'tır. Allah her şeye kadirdir ve her şeyi bilendir. Esirgeyen ve bağışlayandır. En doğru hüküm Allah'ındır. Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Mubin'inde belirttiği hükümler çağlar üstü olup İslam'ın bütün hükümleri tüm çağları kuşatmıştır. Allah'a ve Resulüne itaat edenler kurtulacaklardır. İnkar edenler azgınlıklarının cezasını çekeceklerdir. Onlar Nemrutların, Firavunların akıbetine uğrayacaklardır. O halde müminler, iyi bilin ki her çağda hüküm Allah'ındır. Allah ve Resulünden başkasına itaat yoktur. Yaratılış ve yaşayış gayemiz Allah'a kulluktur. Yaratan ve yaşatan O'dur. Hüküm O'nundur. Dönüşümüz O'nadır. Allah hakkıyla inanan, hakkıyla tabi olanlardan olmamızı nasip etsin inşallah. Amin.